Yani Allah dua diyorum Kemal Kılıçdaroğlu'na güç kuvvet versin. Ya Rabbim nerede? Aklı olmayanlara da akıl fikir versin. Seçim gelmeden adam açıklanır mı? Seçim gelirse kadar yıpratacaksın değil mi? O anayasaya Cumhurbaşkanı itaat etmedikten sonra ben eder miyim? Hiç tanımam. O etmedikten sonra. Böyle giderse birbirimizi yiyeceğiz zaten. Az kaldı. Bak ben kola tenikesi, bira tenikesi topluyorum. Neden? Fakirlikten. Olaylar karşısında inan böyle var ya, televizyonu kapattırıyorum çocuklarım izlemesin, görmesin. Böyle bir dünyada yaşadığımızı bilmesinler diye inan çocuklarımızın haberi olmasın diye televizyonu kapattırıyoruz. Kamerayı öbür tarafa çevir. Arkandan çektim, tam arkadan çektim. Neden abi? Çalıştığın sana yerde. Sana göre. Küfür şeydir, suçtur değil mi? Küfür suçtur. Ama beddua suçtur değil mi? Beddua suçludur. Allah'tan dilerim Tayyip Erdoğan'a öyle bir bela gelsin ki başına. Rabbimden dilerim, benden değil. Benden bin kata beter olsun. Petrol da gideceğiz. Bak Musul-Kerkük'ü geri alacağız. Nasıl bak, alacağız abi Musul-Kerkük? O bizim zaten oralar. Nasıl alacağız ama? Ne? Nasıl alacağız? O, abi kiralanmış oralar. 2023'te sözleşmesi bitiyor. Abi röportaj yapalım. Seçim anketi yapıyoruz. Var mı bir adayın bu diye? Hangi TV bu? Nasıl? Zeyrek. İnternet abi. He? İnternetten yayın yapıyoruz. Seçim olsa kim oy verirsin? Seçim anketi. Karabük kim oy verecek? Karabük'ün durumu vahim. Niye abi? Kararsız çok. Çok mu kararsız? Sen de onlardan biri misin? Nasıl, memnun musun mevcut durumdan? Yani memnun olan varsa bilemiyorum da ben memnunum. Ne olacak abi böyle? He? Ne olacak böyle? Ne olacak? Gerçeği göreceğiz. Oyumuzu sandıkta kullanacağız. Başka bir memnun değilsin ama kararsızsın. Yani kararsızsın derken mevcut iktidardaki liderimizin karşısına çıkacak adayı bekliyoruz. Onu yani entegre edecek. Haricinde birine oy verecek. Evet. Seçim olsa bir adayınız var mı diye soruyorum. Anladım. Seçim olsa bir adayınız var mı diye soruyorum. Fatih Erbakan. Neden? Neden mi? Neden? Bir ekonomik programlarını incele bakalım. Düzeltir mi mevcut durumu? Mevcut durumu düzeltmek için bir 10 sene geçmesi lazım. 10 sene içinde de kim öyle kim kalır. Yani 10 sene önce düzeltmesin. Bir ara Fatih Erbakan demişti ki ikinci tura kalırsa Erdoğan'ı destekleriz. Siz nasıl tepki verdiniz o zaman? Onayladınız mı yoksa karşı mı çıktınız? Şimdi ikinci tura kalırsa o şeye karar veremez ki. Vatandaşın oyunu o karar veremez ki. Yani ikinci tura kalamayan bir parti hiçbir zaman için vatandaşın oyuna karar veremez. Karar verebiliyorsa zaten o vatandaşta bir sıkıntı vardır. O. Niye sen bir parti mensubusun? Senin partin kaybetmiş ama başka partiler var. Ben seni niye düşüneyim ki? Senin görüşün, düşüncene mensup ya da değil. Fark etmez. Merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Seçim olsa bir adayınız var mı diye soruyoruz. Neyi soruyorsunuz? Seçim anketi. Seçim olsa bir adayınız var mı diye soruyoruz. Evet var. Kim oy verir? Mansur Yavaş'ı verir. Neden? Neden? Çünkü Ankara gayet iyi yönetiyor şu an. Diğerine göre. Şu anki baştaki iktidardan ziyade onu daha yönetebileceğini düşünüyorum şu an. Şu anki mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsun? Mevcut durumu nasıl değerlendiririm? Yani ben doktorum ve şu anki hani maaşımla istediğim arabayı alamıyorum. Bence bu kadar yeterli yani. Doktorlar ülke dışına gidiyor. Evet, gidiyorlar. Neden? Çalışma şartları ve aldığımız maaş yetmiyor çok fazla. Çalışma şartları yoğun. 36 saatlik nöbetler hala bazı yerlerde devam ediyor o yüzden. Değişim olsa düzelir mi? Yani düzelme ihtimali var ama bunu zaman gösterecek. Umudunuz var ama. Umudum var. Ben buradayım şu an. Burada görev yapıyorum. Demek ki var umudum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Abi merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Seçim olsa var mı bir adayın? Tayyip Erdoğan. Neden? He? Neden? Nedeni var mı? Daha şimdi memlekete onun gibi geldi mi? Ne? Gelmedi mi abi? Gelmedi. Gelmedi. Yaptıkları icraatları da görüyoruz. Memnun musun mevcut durumda? Ben Allah'a şükür memnunum. Memnun musun? Memnunum. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Abi röportaj yapalım. Seçim anketi yapıyoruz. Abi, var mı bir adı? Sağ olun. Röportaj yapalım. Seçim anketi yapıyoruz. Var mı bir adayı? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni tutuyorum. Ben başka partiyi tutmam. CHP diyorum. Neden CHP? CHP. Kurban ya CHP. İktidara gelmesini isterim ben. Çünkü AK Parti görüyorsun, hayat pahalı, geçim derdi. Düzeltir mi CHP mevcut durumu? Ya inşallah, Allah yani Allah dua diyorum Kemal Kılıçdaroğlu'na güç kuvvet versin.
Ya Rabbim nerede? Aklı olmayanlara da akıl fikir versin. Ben gerçekleri konuşurum. Hiçbir zaman perde arkasına saklamadım, saklanmam. Dün neysem bugün de oyum. İyi günler. Allah Allah. Hocam merhaba, gençlere soralım. Karabük kime oy veriyor? Var mı bir adayınız? Yok, bana sorma kardeşim. Senin? Milliyetçi Hareket Partisi. Neden? Orası da bana abi merhaba, seçim anketi yapıyoruz. Var mı bir adayın? Yok birader be, daha erken ya. Niye abi, adayın yok mu? Yok. Nasıl, memnun musun mevcut durumdan? Çok. Çok memnun. Tabii canım, çok memnunuz. Niye memnunsun abi? Çoğu kişi memnun değil. Ya kardeşim dalga geçiyorum. Kim memnun Allah'ını seversiniz? Biz onu diyoruz. Çoğu kişi memnun değil. O 600 kişinin içinde aday yok, söyleyeyim ben sana. Peki dışarıda abi böyle siyasetçi. Yok mu böyle gönlünde yatan bir siyasetçi? Aday olsa oy veririm dediğin birisi de mi yok? Vallahi kardeş işimizden gücümüzden yani öyle bir takip etmiyoruz ki bir şeyi. Haberlerde sen yaklaşık 2 yıl olmuştur haber izlemiyorum. Yarın seçim olsa ne yapacaksın abi? Gitmeyeceğim. Kullanmayacağım. Yok mı kardeşim. Düzelecek mi? 6 dönemdir gitmedi. Hiç kimse gitmesin. Tamam mı bak? Hiç kimse o sandığa gitmesin. Bak nasıl düzeliyor. Hiç kimse niye gitmesin abi? Sandığın başında bir beklesinler akşama kadar. Tamam mı? Bak nasıl düzeliyor ondan sonra ülke. Peki sadece bir partinin adayları giderse sadece ne yapar? Nasıl? Hepsi aynı. Ya kardeşim. Yani kardeş. Çıkacak. Kardeşim bunların hepsinin isimleri farklı. Hepsi aynı kişiler. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Seçim olsa kim oy verir? Seçim olsa kime oy verir miyim? Kime oy veririm? Bunu daha düşüneceğim. Niye? Kararsız mısın? Niçin düşüneceğim? Türkiye'nin Bogo'da işi, gücü varken yat Kılıçdaroğlu, yat Kılıçdaroğlu, kalk Kılıçdaroğlu ile zamanı geçiriyorlar. Türkiye'ye bir şey yapan yok. Niye öyle abi? Türkiye'de bol konuşma var. Aynı kelimeleri, aynı lafları gece gündüz konuşuluyor. Ortada hiçbir şey yok. Hepsi boş konuşuyor. Hepsi boş konuşuyor. Birbirleriyle sataşarak zamanı geçiriyorlar değil mi abi? Türkiye'ye hiçbir şey yaptıkları yok. Konuşmakla yat kalk aynı şey. Tamam konuşursun da bir sefer konuşursun bir işi. Ondan sonra bu iş biter. Şimdi Kılıçdaroğlu açıklasa ne olacak, açıklamasa ne olacak? Ben bunu diyorum. Bundan ne zaman kaybediyorsun? Dese ki Kılıçdaroğlu seçim tarihini açıkla. Ben ilan ediyorum. Bunun üzerine ne düşüyorsun bu kadar? Demek ki bir taraf rahatsız var. Rahatsız oluyor demek ki. Seçim gelmeden adam açıklanır mı? Seçim gelirse kadar yıpratacaksın değil mi? Haklı. Peki abi senin gönlünde var mı biri? Benim gönlümde Akşener var. Düzeltir mi mevcut durumu? Efendim? Düzeltir mi mevcut durumu? Şimdi bu yıkıntı var ya, bu 20 senelik yıkıntı öyle bir iki senede falan düzelmez. Bu tamamıyla yıkılmış. Bu Türkiye tamamıyla yıkılmış, çökmüş. İçten ve dıştan da Türkiye kuşatılmış. Gece gündüz Kılıçdaroğlu ile uğraşın zamanı geçirin. Ben böyle diyorum. Seçim ister zamanında yapılsın, ister şimdi yapılsın. Anayasa profesörler tartışıyor. Seçim zamanında yapılırsa Cumhurbaşkanı adaylığını koyamaymış. Öyleymiş de böyleymiş de koymuş. O anayasaya Cumhurbaşkanı itaat etmedikten sonra ben eder miyim? Hiç tanımam. O etmedikten sonra. Şeyden önce olursa, tarihinden önce olursa olabiliyormuş yani. Ama olacak. Tarihinden önce bu seçim olacak. Ama sonbaharda, ama ilkbahar Nisan'ında falan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Şeyde merhaba. Buyurun seçim abi. Olsa kim oy verirsin diye soruyoruz. Boş ver. Yandık zaten. Kim düzeltecek? Seçim olsa kim oy verirsin? Arkadaşlar konu ne? Seçim olsa kim oy verirsin diye soruyoruz. İnce konu, bu çok ince bir konu ya. Daha karar veremedim. İyi Parti. Ne diyor? Neden İyi Parti? Seçim olsa hangi parti? AK Parti. Başka kalmadı ondan. İyi Parti. Düzeltir mi İyi Parti gelse mevcut durumu? Ya 6 kişi mi bir kişi mi bir? Birini sayma zaten. 6 kişi daha iyi yönetir. Bir kişi yönetemiyor.
Memleketin hali belli. Onun için İyi Parti. Teşekkür ederim abi. Abi merhaba. Merhaba. Seçim olsa kime oy verirsiniz diye soruyorum. Ya bu sorulur mu ya? Sorulmaz mı? Kime abi verilecek ya? Altılı masaya CHP var mı? Başka yok. Memlekete kaydı zaten. Neden abi? Daha ne kadar kayacak? Neden? Ya nasıl neden işte? Bana ne soruyorsun oğlum nedeni olduğunu ya? Başımız... Neden tercih ediyorsun diye. E canım bu enflasyonu bilmem neyi anca belki biraz daha hani devletten kısarak altında bindikleri arabalardan... Bu şaşalı yaşamalardan birkaç sene çekeriz ama kurtuluruz. Öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. BRTV mi bu? Yok yok, internet. YouTube'dan öyle yayın mi yapıyorum tabii. Zeyrek açar izlersin. Ha, öyle mi? Sorunlara gösterirsin. Hadi çocuklar kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çekim yaptınız, biraz da konuşun ya. Arkadaşımızla ilgili o anlatabilir. Ondan başlayalım isterseniz. Yok ben fazla. Seçim olsa kime veriyor Karabük'teki gençler? Gençler, yani bizim yaşlarımız büyük ihtimalle başka partileri seçer. Yani AK Parti kesinlikle söylemezler. Yani biraz solcu bir nesil yetişiyor diyebiliriz bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani şahsen bana sorsan, yani şu an AK Parti'den başka düşündüğüm yok gibi. Çünkü hani muhalefet partilere baktığımız zaman, yani düzgün bir muhalefet partisi göremiyoruz baktığımız zaman. Yani o yüzden bir şey diyemiyorum. Neden göremiyorsun? Yani Ümit Özdağ şu an bir ön planda. Yani bir adım daha önde duruyor benim için. Konuşmaları bana gayet samimi geliyor. Yani cidden yani şu an seçim olsun, bugün seçim olsun büyük ihtimalle Ümit Özdağ verirdim ya. Zafer Partisi'ne verirdim yani. Yani şu anda Ümit Özdağ diyor ki Mansur Yavaş aday olsun, biz destekleyelim diyor. Yani ben buna pek katılmıyorum. Yani ben bunu pek şey yapmıyorum. Yani şimdi Mansur Yavaş Erdoğan mı olsa kime verirsin? Yani yüksek ihtimalle Mansur Yavaş'a veririm. Çünkü ben bir Ankaralı olarak ya ama işte yani bu sözünü şey bulmuyorum. Hani kendisinin çıkıp böyle bir şey söylemesini... Kendisinin mi aday olması lazım? Hayır, kendisinin aday olmasını isterdim yani. Genelde Mansur Yavaş diyor. Sen AK Partilisin ama Mansur Yavaş'a mı oy veriyorsun? Ben Ankara'da yaşayan birisi olarak hani Mansur Yavaş'ın yaptığı, izlediği politikayı falan gözlemliyorum, inceliyorum. Mesela hani bir olay oluyor mesela, oraya geliyor, inceliyor, hani halka karışıyor. Bunu kesinlikle hani çok hoşuma gidiyor bu hareketi. Gençleri düşünüyor galiba, gençlerin sempatisini kazanıyor. Evet, gençler için, galiba. Gençler için mesela... Ben bazı köylere gittim Ankara'da. Oralarda internet bağlantısı bile yoktu. Geldisi bizzat kendisi geldi. İnternet bağlantısı yaptırdı ve kontrol etti. İyi çalışıyor mu diye yani. Bu çok hoş bir davranış bence. Hani gayet mantıklı. Bu şekilde ilerlediği zaman tabii hem gençlerin ilgisini şey yapmış kazanmış olur. Yani ama bilmiyorum şu an. Yani dediğim gibi tekrardan. Bugün seçim olsa kesinlikle Zafer Partisi derdim. Sen ne düşünüyorsun? Benim düşüncelerim şöyle. Muhalefetin doğru düzgün bir muhalefet yaptığını düşünmüyorum. Çünkü hani devletin, yani devlet demeyeyim de hükümetin yaptığı şeylere iyi yan kötü yan, kötü yanını eleştirsin ama iyi yanlarını eleştirmezsin yani ülkene düşünüyorsan eğer. Ama bizim ülkemizde muhalefet olarak her tarafla eleştiri oluyor. Peki sen kimi desteklersin seçim olsa? Seçim olsa şu an destekleyeceğim şey muhalefetten güzel şeyler göremiyorum yani. Ama arkadaşa sorduğumuz gibi Mansur Yavaş mı Erdoğan mı desek? Ya bir tık Mansur'a yaklaşık olabilirim ama onda da çekimserim. Yine boşa yatarım. Çünkü şöyle bir şey, belediye yönetmekle ülke yönetmek aynı şey değil tabii. Çünkü Cumhurbaşkanı belediye başkanlığından geldi. Öyle ama işte biz nasıl diyeyim, yaşımız daha o zamana erişkin olmadığı için hani tam olarak bilmiyoruz nasıl düzene girdiğini. O yüzden bir de şöyle bir şey yok. Şu ana kadar hani ben Cumhurbaşkanı adayım diyerek o partilerden gelen bir şey yok. Öngörü yok. O yüzden hani benim önümdeki Cumhurbaşkanı adayının ya da Cumhurbaşkanı olacak kişinin daha ön plana çıkmasını isterim her türlü. Ama bunu Mansur Yavaş şeyinden göremiyorum. Tabii partilerin nasıl şey yaptığını bilemem. Ama o yüzden dediğim gibi çekimserim. Her iki taraftan çekimserim. Seçim olsa bir adayınız var mı diye soruyorum. Şu an yok. Yok mu? Kararsız mısın? Aynı. Neden? Ne oldu da kararsız kaldı? Kararsızım. Yani gerek yok. Her tarafta aynı. İkisi de gitsin. O da gelse aynı, o da gelse aynı. Verdikten oldu. Memnun musun mevcuttan? Hayır. Memnun değil misin? Hayır. Mesela ben ormanda çalışıyorum. Ben ormanda çalışıyorum şu an. Ben litresini 30 liraya mazot alıyorum. Ben kato sokuyorum. Ben ormana girmeden 130-140 milyar borça giriyorum. Ne kazanacağım ben? Mesela işe girmiş ol. Bir yaş var sınırı. 32. 32'den sonra giren yok. Niye? Ben ne yapacağım 32'den sonra? Hani gençler diyordu. Ne yaptı gençlere? Adam askere gitmemiş, 18 yaşında ocağın altına giriyor. Niye askerliğini yapmamış insan girmiyor?
Bu taraftan peki düşünce. Nasıl düzelecek bu durum? Düzelmez. Düzelmeyecek mi? Düzelmez. Umudun yok mu hiç? Yok. Hiç umudun? Yok. Düzelmez. Teşekkür ederim. Sağ ol eyvallah. Abi röportaj yapalım. Seçim anket yapıyoruz. Koy abi yere. Ne? Şey yapma, yorulma. Seçim anket yapıyoruz. Seçim olsa var mı bir adayın? Aday derken? Daha bir sene var ya. Hele bir dur. Bir sene işte Günüla... mitinge başladılar abi. Bir bakmışsın saat 3, bir bakmışsın saat hiç. Biz ben cebime para girmeden hiç harcamanın hesabını yapmadım. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Merhaba, seçim anketi yapıyoruz. Röportaj yapmak ister misiniz? Yarın seçim olsa var mı bir adayınız diye soruyorum. Yok. Yani memnun musunuz mevcut durumdan? Yani ya, olması gerektiği gibi bence. Ya mevcut durum normal mi? Bence normal. Enflasyon %7. Normal. Bilemeyeceğim, yorum yapamam bu konuda. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Seçim anketi yapıyoruz. Var mı bir adayınız diye soruyoruz. Ne diyeyim, ne sorayım, ne söyleyeyim? Seçim olsa adayım var mı? Düşünmüyorum. Düşünmüyor musun? Düşünmüyorum. Oy kullanmayı mı düşünmüyorsun? Oy kullanmayı neden? Düşünmüyorum. Neden? Ekmek alacak paramız yok cebimizde. Pazara gidemiyoruz, markete gidemiyoruz. Ne olacak abla böyle? Ne bileyim, bilmiyorum. Oy da kullanmıyorum. Geleceğin hiç umut yok. Umut yok mu? Yok. En son kime oy verdin 2018'de? AK Parti'ye verdim. Şu an neden kararsızsın? Pahalılıktan mı? Pahalılıktan. Ne diyeyim? Düzelir mi peki oy kullanmayarak durum? Zannetmiyorum. Teşekkür ederim teyze. Geleceğimiz yok. Size soralım. Var mı bir adayınız? Var. Kim? Şey, Kemal Kılıçdaroğlu. Nasıl bize oy isteyecek? Bir çay almaya bizim gücümüz yetmiyor. Ne yüzle Tayyip oy isteyecek? Hiç istemesin ne neyse. Kılıçdaroğlu başa gelirse düzeltir mi mevcut? Düzeltir tabii. Her şeyi düzeltir. Seçim anketi yapıyoruz. Var mı bir aday? Yok şu anda. Yok. Sana soralım abi. Seçim olsa var mı bir adayın? Efendim? Seçim olsa bir adayın var mı? Aynı adayı atarım. AK Parti mi diyorsun? Evet. Neden? Onlar yok yani bir temiz bir adam yok. Meziyeti ile görüşüyor. Yani Türkiye değil de dış devletlere bile karşı her şey onu takdim ediyor. Karşı mı dış devletlere? Efendim? Karşı mı dış devletlere? Karşı. Karşı. Mevcut durumdan memnun musun amca? Şu anda memnunum. Ne yapalım? Allah'tan aynı pahalılık şey. Pahalılık var diyorlar. Efendim? Pahalılık var diyorlar. Pahalılık var, var ama her yerde var. Her yerde var. Gelen hükümet yani bunu düşüreceğim diye umut yok. Yine düşürürse bu düşürür. Değişim olsa düzelmez mi? Pek düzelmez. Düzelmez mi? Düzelmez. Oldu. Allah'a hayırlı olsun. Teşekkür ederim amca. Sağ ol. Eyvallah. Abla sana soralım. Seçim olsa var mı bir adayın? He? Seçim olsa var mı bir adayın? Şey olarak mı? Cumhurbaşkanlığı seçimi. He. Kim oy verirsin? Ya ben İYİ Parti'ye veririm. Neden abla? Görüyorsun ortalık acayip yani gidiyor. Bakalım nereye gidecek. Böyle giderse birbirimizi yiyeceğiz zaten. Az kaldı. Bak ben kola tenikesi, bira tenikesi topluyorum. Neden? Fakirlikten. Fakirlikten bak. Bakın yani. Ben gösteriyorum. Ben şey değil. Peki İYİ Parti gelirse düzeltir mi mevcut? Biraz yani biraz dokunursa belki düzelir diye düşünüyorum. Umut ediyorsun. Evet. Aynen öyle. Teşekkür ederiz teyze. Bir şey değil. Ben konuşurum oğlum. Abi soralım mı? Seçim anketi yapıyoruz. Var mı bir adayın? Adayım var ki tabii. Kafamda benim de kafama göre bir adayım var. Kim abi? Ben CHP'ye vereceğim. Neden abi? O şey görüyorsunuz. Milletin halini görüyorsunuz. Kepazeliği görüyorsunuz. Her şey pahalı. Akaryakıt desen başını aldı gidiyor. O yüzden ben bu sene Allah nasip ederse oyumu CHP'ye vereceğim. Düzeltir mi peki CHP olursa veya bir değişiklik olursa hükümette? Bence düzeltir. Bence düzeltir. Kardeşim her şey pahalı. Bir markete giriyorsun 1,5-2 milyardan çıkmıyorsun aşağı. Öyle değil mi? Akaryakıt devamlı 2 günde bir günde bir zam geliyor. O yüzden bu sene Allah nasip ederse oyumuzu CHP'den tarafa kullan. Hükümette diyor ki aç insan yok diyor şu anda. Nasıl yok kardeşim? Nasıl yok? Bakın, gelin. Ben Cumayanlıyım. Gelin Cumayan'ın haline bakın. Suyumuz dahi gelmiyor mesela. Millet açlıktan kırılıyor. Her şey pahalı.
Bu yüzden bu sefer oyumu CHP'ye kullanacağım Allah nasip ederse. İnşallah gelirse, CHP'de gelirse bunları düzeltir. İşsizlik sorunu zaten Türkiye'de var. İşsizlik sorunu var. O yüzden ya kardeşim her şey pahalı. Ne diyeyim? Siz de biliyorsunuz her şeyin pahalı olduğunu. Allah yardımcımız olsun. Böyle gidersek durumumuz kötü. Türkiye'nin durumu kötü. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz abi. Sağ ol. Eyvallah. Seçim anketi yapıyoruz abi. Seçim anketi. Var mı bir adayın? Ne? Bizim adayımız belli abi, Tayyip'a. Neden? Nedeni mi var? Türkiye'yi şaha kaldırdı Tayyip'a. Biraz önceki teyze ben tenke topluyorum dedi. Şey geçinmek için, ekmek almak için. Ya kıyıda köşede kalmışlar. Eskiden de vardı öyle ufak tefek fakirler. Her tarafta fakir var ya. Gariban çok. Ufak tefek var diyorsun. Ya tabii var tabii. Bu çoğu mesela şeyden hükümetten hep bakımları hepsi bakım parası alıyor. Yaşlılar falan. Yani onda bir sıkıntı yok yani. Nasıl peki mevcut durum nasıl? Memnun musun? Mevcut durumda biraz sıkıntı var abi. Ekonomi biraz pahalılık var ya. O hani inkar edecek bir şey. Ne olacak abi böyle? Abi, düzelir mi? Düzelir abi. Nasıl düzelir? Tayyip'a düzeldir. Başka kimse düzeldemez. Bekleyeceğiz abi. Bu doğal gaz çıkıyor. Petrol falan alırız inşallah. Dolar da çıkıyor biliyorsun. Dolar doları moları yok edeceğiz abi Allah'ın izniyle. Nasıl yok edeceğiz abi? Abi göreceksin bak. 2023'ü bekleyeceksiniz. Dolar molar yok olacak. Bu sonunda dolar düştü diye halay çekildi abi. Yine 18 liraya yok abi, vardı. O millet bazı şeyleri biliyor veya bilmiyor da. Yani nasıl anlatayım ben? Yani ortak para diyorsun. Birimine falan geçerse, İslam dinarı falan bir şey çıkarsa, Erbakan Hoca'nın bir şeyi vardı. Türkiye'de mi? Önceden Erbakan Hoca'nın bir konuşması vardı. İslam dinarı. İslam savunma paktı, İslam'ın askeri güç. Yani 8-9 devlet bir araya geldikten sonra yani biz yani nasıl euro gibi bir ortak euro gibi evet evet öyle bir para çıkartalım. Salla gitsin. İslam Birliği mi istiyorsun abi? Evet. Hangi ülkelerle? Özellikle Türk ülkelerle şeylerde girebilir yani. Böyle Pakistan gibi. Ben İran'ı sevmiyorum ama İran biraz sakıncalı. Bu gibi güzel ülkeler girsin yani. Batmış ülkelerle birlikte olalım diyor toplanalım. Batmış değil ne batmış abi ya. Batmış kötü abi saydın. Yok abi yok. Türkiye Tayyip Bey'i sıkıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Tayyip Bey hepsini doyurdu 15 seneden beri burnunu batıra batıra yedi mi millet. Şöyle 2023'e kadar sabredemiyor. Sabredemiyorlar. Sabredemiyor abi. Azıcık bir sabretsinler. Bak göreceksiniz neler olacak. Bak Filyos'ta boruları düşüyoruz. Doğalgaz borularını. Onun arkasından şey olacak. Petrol de gideceğiz. Bak Musul-Kerkük'ü geri alacağız. Nasıl alacağız abi Musul-Kerkük? O bizim zaten oralar. Nasıl alacağız ama? Ne? Nasıl alacağız? Abi kiralanmış oralar. 2023'te sözleşmesi bitiyor. Abi yapma gözünü. Lozan bak, Anlaşması'nda mı diyorsun? Evet. Boğazlarda bile bedava. Ne yazıyor Lozan Anlaşması'nda ne yazıyor? Bak dolar boğazlar da şu anda bizim değil boğazlar. Orada biliyor musun? Montreux Sözleşmesi, Lozan Anlaşması. 2023'te şey bitiyor. Peki Lozan Anlaşması'nda ne yazıyor başını abi? Alsın. Ne yazıyor Lozan Anlaşması'nda? Ne yazıyor? Ne yazıyor? Ben o derinliklerini bilmiyorum. Benim... Okudun mu? Yok okumadım. Çünkü öyle bir şey yazmıyor abi. Biz okuduk. Okudunuz mu? O zaman boğazdan niye bedavaya geçiyorlar? Böyle böyle tankları topları böyle göstere geçiyor. Rus Montreux bunu. Yok abi. Bu vatan bizim. Bu vatan bizim. Alacağız Musul'u Kerkük'ü. Hepsi bizim abi zaten. 12 adalar da bizim. Yunanistan ayağına denk alsın. Alsın abi. Almazsa var ya. Yunanistan ayağına denk alsın. Orada kal. Günde bitiririz Yunanistan'ı. Ne vallahi yetmez ya. Bir emre bakar vallahi. Bir günde Yunanistan, işte Atina'da bak, abi. Biz Çanakkale'de 17 belki de 25 devletle çarpmıştık. O zaman doğru düz silahımız da yoktu. Korksun hepsi. Bak Fatih'im aynı Fatih Sultan Tayyip var başta. Bunu unutmayın. Hadi eyvallah abi. Eyvallah abi sağ ol. O kadar. Beyinleri yıkamış. Beyinleri yıkamış yani. Bazı şeyleri göremiyorlar yani. Diyor ki ekonomimiz uçuyor. 2023'e coşacağız abi. 2014'te dedi ki baharın iyi olacak. 2015'te dedi ki sonbahar iyi olacak. Aralık'ta dedi sonbahar iyi olacak. Ne zaman iyi olacak abi? Tamam ben asgari çalışmıyorum. Biraz daha yüksek maaş çalışıyorum. Rahatım belki birazcık ama Karabük'te en düşük kira 2000 lira oldu abi. Markete giriyorum ben. Ben bir eşim bir çocuğum var. 3 kişiyiz. Gidiyoruz. 1200'e 1300'e market parası veriyorum. Nasıl geçinecek abi asgari ücretle? Ya hep kendi şahsi düşünüyor. Şimdi dayı 5000 lira 6000 lira emekli maaşı alıyor. Büyük ihtimalle ben rahatım diyor. Çocukları ev vermiş. Herkesi başına sağmış. Evde bir kadın bir adam yaşıyorlar yani. Ne düzelecek? Bence düzelecek bir şey var mı? Peki sence bu durumu düzeltecek kim var? Oy verebileceğin abi, genç olarak. Ben açık açık konuşayım. Ben sağcı bir insanım. Sol parti benden oyun çıkmaz. Ben görüşüm bu ara Fatih Erbakan
bana çok samimi sıcak geliyor. Yani zamanında Erbakan da bir açıklama yapmıştı. Tepki aldı biliyorsun. Bir Erdoğan ikinci tura kalırsa oy yani destekleriz demişti. Ya onun öncesinde diyor ki bana diyor böyle öyle şey olmadık sorular hani şey olmamış bir şey sorusu gelince diyor zor soru geliyor diyor. Ama şimdi sağcı bir insanın hani geçen İYİ Parti vekili de dedi yani sağcı bir insan rüyasında CHP'ye oy verdiğini görürse Gustav abdest alır diye bir açıklaması bulundu yani. Sağcılar da böyledir. Gençler bir de sağ kesim Mansur Yavaş'ı destekliyor. Ama ikinci sefer de öyle dedi. Dedi ki Mansur Bey'le dedi AK Parti karşısında Mansur Bey'i düşünebilirim dedi abi. Çünkü Mansur Bey'in geçmişinde sağcılık MHP kökenliği var biliyorsunuz yani. Desteklenme amacı da o. Bugün Fatih Erbakan'ı ben destekleyeceğim belki birinci. Evet ikinci tura kalmadı. Mansur Yavaş aday oldu. Ben de Mansur Yavaş'a oy vereceğim. Ama yok uçacağız kaçacağız abi bunlar artık kandırmasınlar milleti ya lütfen yani yazık günah abi. Milletin şeyiyle oynuyorlar yani. Abi merhaba. Seçim anketi yapıyoruz var mı bir adayınız? Yok. Neden yok? Benim adayım yok. Neden yok? Benim adayım yok. 2018'de var mıydı? Yoktu. Yine adayım yok. Anket yapıyoruz var mı bir adayınız? Adayımız var. Adayımız CHP. Benim partim belli zaten. Değişmedi değişmez de. Şimdilik değişecek gibi de görünmüyor zaten. Her ne olursa olsun değişmeyecek. Ülke için, vatan için, millet için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışacağız. Çalışıyoruz da. İnşallah bundan sonrası iyi olur. Onu bekliyoruz. Tek temennimiz o. Yani her gün izlediğimiz haberler, gördüğümüz olaylar karşısında inan böyle var ya televizyonu kapattırıyorum çocuklarım izlemesin, görmesin. Böyle bir dünyada yaşadığımızı bilmesinler diye inan çocuklarımızın haberi olmasın diye televizyonu kapattırıyoruz. Öyle bir çağdayız ama düzelecek inanıyoruz. Biz Mustafa Kemal askerleriyiz öncelikle onu söyleyeyim ben. Görüşümüz hiçbir zaman değişmedi. Değişmeyecek inşallah Allah ömür verdiği sürece böyle kalacak. Yani adayımız belli. Ben isterim Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Ha, tabii ki ben olmayacağım derse de ben Ankara'da yaşıyorum kendim. Mansur Yavaş olmasını isterim yani. Onun çok iyi yönettiğini yani Ankara'yı bile düzgün bir şekilde, şeffaf bir şekilde yönettiğini görüyoruz, izliyoruz, takip de ediyoruz. Ondan dolayı yani Millet İttifakı diyeyim kısacası. Öyle diyeyim yani. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Var mı ne bir adayın? Anketi? Seçim anketi. Gerek yok. Var mı bir adayın diye soruyorum. Gerek yok. Memnun musun abi? Çok memnunum. Merhaba. Seçim olsa kim oy verirsiniz diye soruyoruz. Var mı bir adayın? Ha bu konuda açıklama yapamam. Neden? İşte çünkü benim açıklamamı yapmamam daha doğru olur. Peki mevcut durumdan nasıl memnun musun? Mevcut durum derken neden memnun olup olmadığımı soruyorsunuz. Yani neyle alakalı memnunuz? Zamlarla ekonomi alakalı mı? Ekonomi. Tabii ki kimse memnun değil. Ben de memnun değilim. Yani abartı rakamlar, maaşlar düşük. Maaşlara gelinen zamlarla günlük gelinen zamlar arasında çok çok aşırı derecede farklar var. İnşallah. Hükümette biz enflasyonu yedirmeyeceğiz vatandaşı, asgari ücretliyi, çalışanı diyordu. Hatta en son zamda da onu söyledi. Yedirmedik, ezdirmedik dedi enflasyonu. Bu konuyla ilgili açıklama zaten ya şey hani ne kadar doğru olabilir bilmiyorum ama hani söylenen sözün yerinde olmadığı belli yani ne desek yanlış olur. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir parti veya siyaset olarak konuşmak istemiyorum. İnsanların hakikaten olması gereken refah seviyesini yükseltecek kim olacaksa o başa gelsin. Ne şu andaki yönetim ne geçmişteki siyasi partilerin hiçbir de bunu yapabileceğine inanmıyorum. Yeni taze bir kana ihtiyaç. Yeni taze bir kana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Oy kullanacağım derken mecburen vatandaş görevimiz kullanmak zorundayım. Kullanacağım tabii ki. Ama diyorum ya hani bir siyasi isim vermek istemiyorum kendi içerimde yani ama hiçbirine de inanmıyorum. Teşekkür ederiz. Rica sağ ederim. Olun. Sağ olun. Merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Seçim olsa var mı bir adayınız diye soruyoruz. Eyvallah, AK Parti, AK Parti. Gençler röportaj yapalım. Pardon, nerede? Abi merhaba. Merhaba. Seçim olsa var mı bir adayın? Buyurun. Seçim olsa var mı bir adayın? Seçim olursa adayımız. Adayımız hangi televizyon? YouTube, internet. Ha YouTube mu? Evet. Vallahi ortalık çok kötü. Yani şimdi 49 yaşındayım. İş yok, güç yok. Vallahi hayat berbat. Yani iş bulma kurumuna gittim. İş vermiyorlar. EYT çıkart diyoruz. EYT de çıkmıyor. Yani çoluk çocuk vallahi hiç perişan halde duruyoruz öyle. Ne olacak abi böyle? Vallahi kötü. Gidişat kötü. Yani bilmiyorum ben yani o düzelir mi, düzelmez mi? İşim olsa düzelir mi sence? Vallahi zannetmiyorum düzeleceğini ya. Ya şu anda değişim olması.
Değişimde olsa kim gelecek? Yani şimdi ben öteki insanlar da mesela onlar da kim gelmesini yani herkes aynı diye zannediyorum yani gözümde. Seçim anketi yapıyoruz dayı. Evet, seçim anketi değil mi? Seçim olsa kim oyu verir? Seçim olsa yani vallahi bilmem ama bu şeye oy vermem abi mecliste. Böyle baksana abi etrafı ne yaptı ya? Neden? Abi görmüyor musun ya? Asgari ücret... Memnun değil misin? Abi memnunum şükürler olsun da yani hani kendi memleketimizde yani şey yapamıyoruz abi ya. Şantımız farklı yani. Yani neye bağlıyorsun bu durumu? Yani neye bağlıyorum abi? Yani herhangi bir seçim şey yapmak istemiyorum. Hani herhangi bir burada bir partiyi söylemekte şey yapmak istemiyorum. Ama yani yaptığı hani böyle hani ne bileyim hani. Peki gördüm. Değişim istiyor musun? Hükümetin tamam. Değişimi istiyor musun? Abi hükümetin yani değişim yani şöyle söyleyeyim. Yani bu şeyin değişmini istiyorum yani. Yaşamın değişmesini istiyorum yani. Seçim anketi yapıyoruz. Seçim olsa var mı bir adayın? Efendim? Seçim olsa var mı bir adayın? AK Parti hariç herkes olabilir. Neden öyle söyledin abi? Gel. Kamerayı kapat da konuşalım. Kamerayı bir tarafa neden çevir. Arkandan çektin tamam arkadan çektin. Neden abi? Çalıştığın sana yerde... göre, sana göre. Biz vatandaşa soruyoruz abi. Ha? Ben de sana soruyorum. Mı? Ben de pahalılıktan mı? Efendim? Pahalılıktan mı? Ekonomi enflasyon. Sen nasıl görüyorsan ben altına imza atarım. Güveniyor musun bana o kadar abi? Yeter ki bu adam gitsin. Yeter ki bu adam gitsin. Memleketi yemin ediyorum sözü sonra çevirdim. Nasıl düzelecek peki? Efendim? Nasıl düzelecek? Umudum yok. Yok mu umudun? Yok, yemin ediyorum yok. Yok. E peki beğendiğin bir siyasetçi yok mu gelse düzelsin dediğin? Gelebilecek. Hangi kuvvet bunların elinden şey alacak? Muhtar, mühür kim gelse muhtar o. Olay olay da bırakmayacak. Kayıt ediyor mu? Ha? Arkanda duruyor şu an. Oğlum benim başımı yakacaksın siz ya. Enseni çekiyor. Ensemde de satan en çok. Adam kendine %40 zam yaptı. Acaba %40 zamı kime yapacak? Yapar mı? Diyelim ki yaptı. Ne olacak abi? Hiç. Enflasyon artar mı? Oğlum zamdan sonra göreceğiz. Zamlardan sonra göreceğiz. Benim cebimden %30, %20 aynen gidecek. Ben 900 liraya zam aldım. Benim cebimden 2000 lira çıktı. 2000 lira çıktı. Çok çıkmadan karşı 9 lira verdi. Şimdi hiç geçinemiyorsun. Eskiye oranla, geçen seneye oranla. Oğlum milletin öldüğü yerde ben 3 ay 6 ay daha hayatımı idame ettiririm. Allah'ıma çok şükür. 10 lira gelirim var. Ama ben sürekli mücadele edeyim. Oğlum gücün mü düştü? Bir gün canım yanacak diye korkuyorum. Tamam teşekkür ederiz abi senin fazla sıkıntı yok. Ben içeride de yatsam yemin ediyorum gurur duyarım. Hiç değilse mücadele ediyorum. Ama yakınlarıma zarar geldiğinden korkuyorum. Teşekkür hadi ederim abi sağ ol. Ben Tayyip Erdoğan'ı reisten başkasını neden tanımam. Neden? Efendim? Neden? Çünkü Abdülhamit'ten sonra ilk defa böyle lider geliyor. Abdülhamit'ten sonra? Evet. Yani ondan başka tanımam. Abdülhamit gezdin geçtim şu an. Yo benim sorunum. Neyse teşekkür ederiz abi. 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 Azına kadar doluydu ama Ömer Fakir'di. Bilmiyorum. Soralım abi sen. Bakın devlet hazinesi ağzına kadar doluydu ama Ömer fakirdi. O zamanın başbakanıydı Hazreti Ömer. Devlet hazinesi doluydu ama kendisi fakirdi. Şimdi bu duruma bakıyoruz. Bütün insanlar borçlu. Sanki üzerimizde bir ağ var. Kendisi köle ettirmiş bir şey var. Ama tek korku ne biliyor musunuz? Ne kadar jandarma ne kadar polis varsa hepsini def etti. Bir FETÖ uğruna kendi adamları soktu. Hani kolay kolay bu adam başımıza gitmez. Ya korkuyorum ki bu sefer darbe yapacak diye korkuyorum. Ben açlıktan ölüyorum. Evimde elektrik yok. Hiçbir şey yok. Ama insan etmiyorum. Ama bir çatıya çıkıp da intihar etmiyorum. Ama dinleyici gelmiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Gelin evime bakın. Elektrik yok. Kansere yakalandım. Eşim elimden gitti. İşim elimden gitti. Her şey elimden gitti. Şimdi bazıları diyecek ki kesin bir CHP'nin adamı. CHP'nin adamı değilim. Hiçbir zaman oy vermedim. Gelin evime bakın. Kendi gözünüze görün. Ondan sonra konuşun. Anladın mı? Ben bir şey demiyorum. Küfür şeydir, suçtur değil mi? Küfür suçtur. Devlete hakaret de suçtur. Ama beddua suçtur değil mi? Beddua suçludur. Allah'tan dilerim Tayyip Erdoğan'a öyle bir bela gelsin ki başına. Rabbimden dilerim benden değil. Benden 1000 kata beter olsun. O kadar kötüdür ne ki? Beni mahvettir. Güzel bir işim vardı. Bir kanser yakalım diye beni çıkarttılar. Bu Kardemir %49 onun. İşte çıkartmayabilirdi değil mi beni? Yapabilirdi yani bunu. İşte beni bu sonuna kadar tedavi edebilirdi. Yani hiçbir şeyini yapmadılar. Ben şu mahkemeye gittim, dava açayım dedim Kardemir'e. Hepsi Tayyip'in adamları.
Hepsi beni kapı dışarı diye savcılar mavcılar. Nerede hukuk? Hani hukuk devletiydi burası? Hani adalet devletiydi? Ben birisini şikayet edeceğim. Makam mevki sahibi diye beni kapı dışarı diyorlar. Hani hukuk devleti? Ya bence hukuk ölmüştür. Geçen bir tane kızı üzerine beton atmışlar. Haberlerde duydunuz. O çocuğa 24 hapis vermişler. Ya bu çocuğa bence asmalı müebbet vermeli. Ya ben konuşacak şey çok şey var. Çocuğum ben açlıktan evden ölüyoruz. Anladın mı? Açlıktan evden ölüyoruz. Gelin bakın cuma yanında. Gelin bakın diyorum bak yalan yok ben diye. Ben CHP adamı değilim. Devlete şu kadar kötü bir şey denildiği zaman CHP'nin adamı diyorlar. Artık bu zihniyetten çıkılmasını ben istiyorum ben anladın mı? Anladın mı? Hani senin kafadan bu Tayyip Erdoğan gitti. Onu biliyoruz tamam kafadan gitti. Gelecek adam lütfen Allah rızası için şu mağdur kişileri köy hizmetlerinden el attan adam alıyorlar. Demirciye'den el attan adam alıyorlar. Şu garibanlara, şu mağdur kişilere de bir iş verseniz, adam gibi bir iş verseniz, köy hizmetine soksanız, belki bütün... Nasıl olacak? Bu durum nasıl özellik? Bu durum nasıl olacak biliyor musun? Hazreti Yusuf'u hiç seyretti mi sen? Köleyi gitti, zengin etti, zengini köle etti. Öyle bir adam gelmesi lazım ki, ne kadar özel sektörde 15-20 milyon maaş alıp da, anladın mı? Hani köy hizmetleri olsun, orada olsun, ne kadar maaş alıp da, İnsanları adam yerine sokmayan insanlar var ya onların maaşı indirmesi lazım. Asgari ücreti yükseltmesi lazım. Ya Küba'ya bakın ya belediye işçisiyle doktorun maaşı aynı. Neden burası öyle olmasın ki? Zaten hayat bağlı. Bari herkesin maaşı aynı olsun. Ben çalışmıyorum. Büyük isyan etmiyorum. Ama onu var ya mahşerde Allah'ın adaletine bıraktım. Burada adalet yok. Adalet benim için öldü. Zaten adalet bir kadın ismi. Bence bitti yani ben bir şey demiyorum yani. Daha olacak çok şey var. Eyvallah. Yerde boş. Çene çok ama bırak konuşmayayım şimdi. Ondan daha kötü konuşurum. Adalet yok diyor. Adalet yok sen? Diyor. Yok. Nerede var adalet? Ben de sana soruyorum. Adalet nerede var? Var mı yok mu? Yok. Allah bilir ben bir şey bilmiyorum. Ama şimdi diyor ki yok diyor. Niye? Benzine bir haftada 3 defa zam geliyorsa adalet yok. Asgari ücrete zam yapıp da peşinden bütün şeylere zam yapıyorsan adalet yok. Daha çok muhabbet var da Allah affetsin. Peki seçim olsa var mı bir adayın? Adayım yok. Kimseye oy vermeyeceğim mi? Vereceğim ama Allah biliyor. Söylemek mi istemiyorsun? Korkum yok Allah'tan başka kimseden. Var mı yok söylemeyeceğim. Adayın onu anlamadık şu an. Var dedin adayım yok dedin. Adayım var ama yok. Allah benim aramda olan bir şey. Nasıl şeye girip de kimse görmüyor. Ben korkumdan değil. Allah'a saygımdan söylemiyorum. Peki nasıl düzelir bu mevcut durum? Elhamdülillah Müslümanız çok şükür. Müslüman Müslümanın halinden anlarsa ancak o zaman düzelir. Yoksa başı düzelmez. Ben anlamıyor. Anlamıyor. Bak sen de biliyorsun. Sen de Müslümansın. Allah biliyor. Ben de Müslümanım. Sen beni anlıyorsun. Ben seni anlıyorum. Bak konuşamıyoruz. Hani kafamız aynı. Ama gel gör ki böyle gereksiz muhabbetlerden enflasyonu yükseltirsen Allah affetsin. Belki kul affetmez. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını alırsan onu bunu bahane edip de yol alırsan Allah affetsin, kul affetmez.